Biz Dembele'yi seninle yaptığımız yayınlarda ve Twitter'da ilk olarak duyurmuştuk. Bakalım neler olacak. 10 numara için Hacı iddiası var. Net bilgi aldım Musa. Birazdan açıklayacağım. Morata önerisi, bunu zaten günlerdir söylüyorum. Bugün de gazetelerde vardı. Paredes Okan Buruk'tan haber bekliyor ve Zaniolo'ya iki teklif. Bu bölümdeki konuşacaklarımız. Şimdi Musa, Aubameyang'ı da konuşacağız birazdan. Erden Timur İspanyol golcünün menajeriyle masaya oturdu. Morata harekatı. Şimdi Galatasaray Musa Dembele veya Morata'yı almaya karar verdi. Alabiliyorsa. Dembele'yi ikna ederse Dembele, Morata'yı ikna ederse Morata. Ha ikisi de aynı anda ikna olursa Okan Buruk seçer artık hangisini kendi sistemine uyacağını. Morata Galatasaray'a menajer tarafından önerilmiş bir futbolcu. Zaten çok üst kalibre bir futbolcu. Hani Icardi'yi biz yaşamasaydık Morata hepimizi havaya uçururdu. Ben en azından Morata Dembele muazzam olur derdim yani. Morata'daki durum şu: Galatasaray'a gelebilecek santraforlardan biri. Şartları bir tık daha şeye göre uygun Musa, Dembele'ye göre. Yani Dembele'den daha az para istiyor. Fakat Dembele'den daha yaşlı bir futbolcu. 31 yaş, 30 yaşındaymış. Dembele 26 yaşında. Ve Galatasaray pazarlık masasında. Aubameyang'ı ayrı anlatacağım size arkadaşlar. Bir kez daha anlatacağım Aubameyang'ı, ama Alvaro Morata Galatasaray'a önerilen bir santrafor ve Erden Timur'un da ciddi ciddi düşündüğü bir isim Musa. Morata, evet, yakın zamanda onun da çok ismi Galatasaray'a anıldı ve çok da aslında istatistikleri de kötü değil. Ama Dembele mi Morata mı dersen, ben Dembele'yim. Çünkü Dembele'nin geçen seneki performansı yanıltmasın arkadaşlar. Gemileri yakmış bir Dembele vardı orada. Net bir şekilde gitmek istediğini belli eden bir Dembele vardı. Çok da süre Morata alamadı. 43 maçta 15 gol, 3 asist yapmış. La Liga'da da 13 gol atmış. Yani Morata bence, hani Aubameyang'ı alırlarsa büyük hata yaparlar. Birazdan anlatacağım, ama Morata veya Dembele ikisi de olur yani Musa. Ya Aubameyang'ın menajer önerileri olduğunu düşünüyorum. Aubameyang bu vakitten sonra Türkiye'ye gelmiş bir Eto etkisi yaratır. Eto gibi, Antalya gibi, işte Alanya gibi takımlara gelir veya Adana Demirspor gibi takımlara gelir. Bak mesela sezon başlarken Aubameyang'ı Adana Demirspor'da görürsek şaşırmayalım. Yani bize önerildi ama hata olur. Açık ve net bir şekilde Galatasaray taraftarları, hani ikinci bir Seferovic vakası gibi görülür, ama Morata, Dembele bunlardan birini alıp yanına da bir Icardi çekebiliyorsan bak bu ligi darma duman edersin Musa. Icardi Dembele, Icardi Morata, Icardi, hatta Icardi Dembele Mustafa Muhammed, bak bu ligi darma duman edersin Musa. Net bir Evet. şekilde, ama Aubameyang Seferovic gibi olur. Hiçbir şey yapamaz Aubameyang. Aubameyang eski Aubameyang değil yani. Ha, yani menajeri önermiş. Ama istatistikleri, yaşı ortada, birazdan konuşacağız. Paulo Dybala'ymış Galatasaray'ın asıl hedefi. Çok zor bir transfer. Kariyerinin zirvesinde bir oyuncu. Daha önce bir kez Galatasaray görüştü Paulo Dybala'yla. Ve Dybala Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmadığını söyledi. Açıkçası ben ihtimal vermiyorum arkadaşlar. Ama gelirse de inanılmaz mutlu olurum, Talişka gibi. Fakat ben Paulo Dybala'yı biliyorum yani. Biz onun 12 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeye hazırız. Ve oyuncuyu ikna etmek mesele burada Musa. Gel Türkiye'de oynat demek mesele. Evet arkadaşlar, 350 arkadaşa seslenelim. Bir beğeni ve ayrıyetten de desteklerinizi bekliyoruz diyelim. Evet arkadaşlar, kanalımıza destek olmak için durumunuz varsa Süper Chat ve Süper Sticker'da gönderebilirsiniz. Desteklerinizi, like desteği olsun, Süper Chat Sticker desteği olsun bekliyoruz. Bir kez daha hatırlattık Musa Yıldız'la. Abi geçen sene de böyle yaptık. Yönetim neler yaptı? Transferde aceleye gerek yok. Bu kadar basit arkadaşlar. Bu kadar basit. Yani bizim yapmamız gereken şey sabırlı olmak. Ama iki transferi erken bitirmek lazım Musa. Ama Forvet ve santrafor. Bu iki transferi erken bitireceksin.
Şöyle zaten transfer döneminde sezonu da resmi olarak açılmış değil arkadaşlar. Ya bir de olayın abi transferler gecikiyor mu? Ya transferler gecikiyor mu su mu var? Transfer dönemi açılmamış ki nasıl gecikiyor yani? Bir ama şu kadar da basit değil. Mesela Şampiyonlar Ligi maçlarımız başlayacak. Oraya da çok uzun bir süre kalmamış yani. Yani ayın 20, 27'sinde bir dahaki ayın 27'sinde de aşağı yukarı Şampiyonlar Ligi maçı başlayacak. Oraya da yetiştirmemiz gerekiyor. TC İlhan İştek iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum. İmparator Eyüp abi senin başkana Morata'yı söylemen mümkün mü? Abi Morata fark yaratır. Hani bu bir saygısızlık olur arkadaşlar. Ben böyle bir şey söylemem. Yani ben menajer değilim. Ben Galatasaray'ı takip eden gazeteci ve yorumcuyum. Ama burada fikrimi paylaşırım. Ama tutup da Okan Hocam veya başkanım şunu al bunu al. Bizim haddimize olan şeyler değil arkadaşlar. Ama biz eleştirilerimizi yaparız. Ben mesela Aubameyang'ı eleştiriyorum. Bakın yakın tarihte de birçok futbolcu da haklı çıktım mesela. Musa. Mesela Hacı Wright dedik. Türkiye Ligi'nde neler yaptı? Türkiye Ligi'nde net fark yarattı yani. Senin bir Bakasetas önderin vardı mesela. Bakasetas. Bakasetas. Altay'dık o sene şampiyonduk. Ki Fatih Hoca çok istedi Musa. Herkes benimle alay etti. Eyüp Setas, Eyüp Setas. Hatırlıyorsun değil mi o şeyi? Evet. Sonra ne oldu? Bakasetas gitti Trabzon'u şampiyon yaptı. Aslında ilk senesinde de Trabzon'u şampiyon yaptı biliyor musun? Ahmet Ağaoğlu sahaya girip garip garip hareketler yapmasaydı bir de şey yaptılar. Nedir o? Ünal Karaman'ı gönderip takımın başına Hüseyin Çipşir'i geçirdiler. Şampiyonluğu kaybettiler. Yoksa Bakasetas o sezonda şampiyon yapmıştı Trabzonspor'u. %100 katılıyorum. Elif Başaran, Elif abi ne Tilemas ne de şu bu yazılanlar değildi. İsmi gelmeyenlerden olacak sanki transferler. Hadi bakalım. Evet, Serkan, Sinan Koç. Kardeş olsanız bu kadar benzemezdiniz. Kardeşiz bu arada. Maalesef kardeşiz. Maalesef kardeşiz. Facebook'tan yazanlar. Yayını beğeniyor musunuz? Facebook'tan. Annem duydu seni. Maalesef kardeşiz dediğinde annem duydu yani. Annem de kafa sallamıştır. Maalesef kardeşsiniz demiştir. Nedim 1905 Morata çok kaçırıyor. Dembele daha iyi ve daha genç. Ne dedi annem? Niye kafa sallayayım diyor. Mutlu değil misiniz kardeş olmaktan oğlum? Bak. Çok acayip mutluyum. Baksana mutlulukla yıkılıyorum ya. Ama otursana. Fazla gevezelik. Bakın yemin ediyorum bu programı başka bir yerde bulamazsınız. Bakın samimiyetle söylüyorum. Yemin ediyorum bu programı başka bir yerde bulamazsınız. Bakın anne dinlesi olarak neler söyledi ya. Anne diyor, aile programı diyor. Kendimi bir toplayayım da. Yeniden Hacı. Rangers'ın göndermeye hazırlandığı genç oyuncuya Galatasaray ve Celta Vigo'nun talip olduğu ifade edildi. Ya ben çok isterim Yanis Hacı'yı. Musa hatırlıyor musun? Ben Burak Elmas'la bir başkanlık yayını yaptım seçim döneminde. Rejide de sen vardın. Rejiyi de sen yönetiyordun. O yayını hatırlarsın Musa. Evet. O zaman dedik ki Yanis Hacı'yı Galatasaray transfer edebilir mi Sayın Başkan? Başkan da dedi ki çok isteriz. Elimizde büyüdü. Fakat şartları, koşulları şu an Galatasaray seviyesinin çok üzerinde dedi. Sonrasında ise Musa bu çocuk sakatlandı ve bu sezon öyle ahım şahım istatistikler yapabilmiş değil. Orta sahada oynuyor. Bizim kesinlikle ve kesinlikle Hacı'ya saygı duymakla beraber, Yanis Hacı'yı de çok sevmekle beraber bizim şu an orta sahada sakatlıktan yeni dönmüş, maç ritmi olmayan istatistikleri geriye gitmiş bir Hacı'ya verecek paramız olmamalı, girecek riskimiz olmamalı. Ben de zaten bugün konuştuğum birkaç kişi Hacı gündemde yok dediler Musa. Ama Hacı Galatasaray'a önerilir. Ben sana söyleyeyim. Ya muhakkak önerildi. Zaten lobisi olan bir oyuncu. Galatasaray'da net bir şekilde bir dönemde Hacı'yı da getirmek isteyecek bir kesim olacaktır. Ama çok da güzel özetledin yani. Ya yani, Lanis Hacı biz bir önceki Burak Elmas dönemindeki oyuncu kadro yapısıyla bu seneki oyuncu kadro yapısına göre Lanis Hacı bizim takıma işte hani çok yüksek dediği
Burak Elmas'ın. Bu sefer de çok düşük kalabilir. Düşük ölçekte kalabilir. Ha, isminden dolayı değil, sakatlıktan çıktı ve performansını arttıramadı. Yukarıya çekemedi. Ondan kaynaklı sanki biraz böyle riskli yatırım olur diye düşünüyorum. Musa abi merhaba. Avşa'da havalar nasıl? Bol bol denize gir, güneşten bizim için demiş. Bir arkadaş da ben de Avşa'dayım. Musa bak Avşa, hemşehrilerin seni seyrediyor ha. Bak. Abi. Poyraz Mersin demiş ki Avşa'dayım ben, akşamları hava çok esiyor demiş. Doğru söylüyor. Akşamları çok esiyor. Ama bu gittiğinden beri Avşa'nın havası bozuldu arkadaşlar. Hayır, ben İstanbul'dayken abi Avşa'ya ne zaman geleceksin diyen adamlar kayboldu. Düzgün baba Eyüp abi Musa abiden özür dile demiş. Emre Becerikli Eyüp abi Musa, Eyüp Yıldız Musa Yıldız'dan özür dile demiş. Özür dilerim Musa Yıldız. Annem de diyor niye? Niye özür diliyorsun? Onu da söyle. Öyle fantezi olsun diye. Biz öyle biz ara ara birbirimizden özür diliyoruz. Yeniden Hacı demiştik. Hacı'yı ben beklemiyorum arkadaşlar. Siz de bence beklemeyin. Ama Musa bu tavrı asla ve asla terk etmemeliyiz. Yönetim 25 milyon euronun altındaki her teklife kapıyı kapattı. Cebiniz doluysa gelin dedi. Eğer Marcao'da yapılan hata yapılırsa, ki orada Marcao'nun da payı vardı, Allah var, adam bizi resmen sıkıştırdı, tamam mı, seviye için. Victor Nelson için 13 Atalanta, 16 Tottenham, 20 bak pardon baştan okuyalım, yanlış okudum. Sevilla 13, Atalanta 16, Tottenham 20. Bu böyle böyle yükseliyor, tamam mı? 25'e kadar Galatasaray'ın hiçbir şekilde Victor Nelson'ı satmaması lazım. Şimdi 25'e sattığında da Musa 12,5 milyon eurosu direkt Bankalar Birliği'nin borcuna gidecek. 12,5 milyon euro. Elinde 12,5 milyon euro stoper bütçesi kalacak. İyi bir bütçe. Ama 15'e sattın mı 7,5 kalıyor. 20'ye sattın mı 10 kalıyor. Bunlar da senin sıkıntıya sokabilecek bütçeler. 25'ten aşağıya Galatasaray'ın kesinlikle ve kesinlikle Victor Nelson'ı satmaması lazım. Evet, ne güzel söyledin. Galatasaray'ın aldığı tavır bu tavır olması lazım. Eli güçlü. Şimdi bir tek Victor Nelson'a talip olmuş olsalardı, bir tek elinde para edecek Victor Nelson olmuş olsaydı, Galatasaray cebiniz doluysa gelin diye bir atar yapamazdı. O anlamda da şunu şöyle yapmak lazım, söylemek lazım. Mesela Sevilla, Atalanta veya kim varsa biraz yukarıya çekmek zorundalar. Galatasaray tok satıcı, satmak istemiyor. Hatta ne dedi? Nelson kalırsa şaşırmayın veya Boy kalırsa şaşırmayın. Bu aslında rakiplere, almak isteyen takımlara şunu göstermek. Bizim satacak oyuncumuz yok. İyi teklifiniz varsa düşünebiliriz demek. Barut 20 veren Tottenham nasıl 5 daha koyamıyor? Koyar arkadaşlar. Yavaş yavaş yükseltir. Turan Nelson 50 milyon demiş. Satamayız. Türkiye'de yani henüz piyasa, Türkiye'deki iyi futbolculara 50 vermez transfer baronları, ben size söyleyeyim. Ama 25'i satarsak bu da zaten Türkiye'de bir ilk olacak Musa. Galatasaray 25 milyon euroya futbolcu satarsa bu bir rekor olacak. Eyüp abi Galatasaray satılacak futbolcularda sıfır tolerans, ana ilke olsun yeter abi, hep zarar ediyoruz demiş. Ben de bunu anlattım arkadaşlar. Yani asla ve asla böyle Marcao'da yaptığımız hataları yapmamamız lazım. Sevilla dalga geçer gibi bir teklif yapmış. Evet, onlar çok cimri maalesef. Eyüp abi evleniyorum. Musa bizi tatil için Avşa'da ağırlar mı? Ağırlar. Musa'nın Avşa'daki malikanesi arkadaşlar belki bin odalı değil ama ben en son gittiğimde saymıştım, tam 58 odası var. Ayrıca da sauna, fin hamamı, Türk hamamı ve olimpik havuzu var. Ağırlar yani. Çok. Annem de biliyor burada. Annem de bakıyor. Yani etini de al gel, hem de annemle de tanışmış olurlar. Oldu. Oldu diyor. Arkadaşlar like'a zaman bak. Like'a yüklenelim. Şimdi bu arada annemi
şey yapmak lazım bu sayıyı da dış ses olarak koymak lazım. Baksana güzel katkı veriyor. Halim Halim çamaşır sayıyorum. Oğlum deli misin? Eyüp Yıldız çıldırdı arkadaşlar. Eyüp Yıldız Süleyman'ı, Musa Yıldız'ı bu işin içine soktu. Yakında annesini de babasını da sokar diye düşünüyorum ben. Hadi devam edelim. Musa, Galatasaray'da tabii bir yandan da alternatif isimler. Yani Victor Nelson satılırsa alabileceği isimler takip ediliyor. Eduardo Sesleri denmiş burada. Brezilya medyasına göre Galatasaray Santos'un 27 yaşındaki stoperi Eduardo Bauerman'la ilgileniyor. Bu arada adam iyi istatistikler yapmış Musa. Yaşı var 27 yaşında. 3 milyon euro bonservis bedeli belirlenmiş. 2024'te kontratı bitiyor. Sağ ayaklı, yani sağ stoper Victor Nelson'ın yerine oynayabilecek bir isim. Ve Musa, şimdi bak, bizdeki stoperlere baktığımızda Abdülkerim daha zeki, fundamental'la yani oyun bilgisiyle oynuyor. Victor Nelson daha atlet, daha güçlü ve fizikli bir oyun oynuyor. Şimdi biz Victor Nelson'ı satarsak mesela bize kimi yazıyorlar Victor Nelson'ı sattığımızda? Neydi? Merih Demiral'ı yazıyorlar mesela. Merih olmaz Victor Nelson'ın yerine. Çünkü Victor Nelson kadar çabuk bir stoper değil Merih Demiral. Yani Merih olmaz mesela Galatasaray'a. Ağır bir stoper olmaz. Bu arkadaşa baktım, atlet bir stoper. Fizik kalitesi çok yüksek. Bu olabilir mesela. Bu tarz bir stoper olabilir. 20 maça çıkmış şu ana kadar. 3 gol bir asisti var. Kafa toplarında etkili. Bu olabilir ama mesela Deviri de beni şüphelendiriyor Musa. Hani Deviri yazılıyor. O da mesela daha böyle Popescu tarzı bir stoper. Bize Bülent Korkmaz gibi. Yani Victor Nelson, Bülent Korkmaz. Anlatabiliyor muyum Musa? Evet, doğru. Şeyde Popescu. Abdülkerim Bardakçı da stil olarak Popescu. Bizim atlet bir stoper bulmamız lazım. Ali Ahmet Karabacı'ya da teşekkür ediyoruz Musa. 6 euroluk bir destekte bulunmuş. Arkadaşlar bu destekler de bizim için önemli. Ali Ahmet Karabacak abimize teşekkür ediyoruz. Ali Ahmet abi bu ay yapmasaydın ya, bir dahaki aya başlasaydın. Yani zaten sana para vermiyorum diye bu ay kimse süper chat atmıyor yani. Bak ben dikkat ettim mi? Bak ağzından şöyle bir şey çıksın kesin atmaya başlarlar. Musa senin şeyini kaldırıyorum. Tamam, sana seni bu ay ücretli çalıştırıyorum arkadaşlar. Bakalım gelecek. Ücretli çalıştırıyorum. Atılan süper chatlerinde %30'unu sana veriyorum. Hadi bakalım. Tamam. Şimdi ya. Bakalım hiç gelmeyecek. Tamam. Bu sefer hiç gelmeyecek. Hatta Ali abi süper chatini geri isteyecek birazdan. Parayı geri gönderir diyecek. Mehmet Başaran, sen Avşe'ye ne zaman gidiyorsun? Kurban Bayramı'nda gidiyorum. Hayır, bitecek işte. Ne oldu? Ne diyor anne? Biz aşağı iniyoruz diyor. Bizi bekle diyor. Gelene kadar bir yere gitme diyor. Evet. Sen aktar abi gel. Bir de orada verin. Tamam. Bayleri Musatti abi bedava çalışsa ne olur? İnterim başkanı demiş. Musa da para çok arkadaşlar. Medya patronu Musa abi. Düzgün baba Musa abi, ben Bandırma'dayım. Beni helikopterinle aldırır mısın? Aldırır ama çok cimri yani, açıkçası söyleyeyim. Ali Ahmet abi sizi dinlemek büyük keyif demiş. Eyvallah Musa, hadi yırttın süper chat'i geri istememiş. Varanes planı. Aha geldi vallahi. Beytullah'tan. Dün ne oldu biliyor musun? Onu da anlatayım. O konuya geçmeden dün TikTok'ta ne oldu biliyor musun? TikTok'ta anlatırsın. Ha, TikTok'ta anlatayım. Beytullah affettim seni Beyto. Deviri Inter'de 2 yıllık yeni sözleşme imzalamış. Şimdi Musa, Parades'e geçelim. Parades bu doğru mu Musa? El Hilal'e sportif danışman olacağım. Ya şimdi konuyu soğutma da, bir tane de ben bugün şeyde görmüştüm. Yani mesela Burhan Can Terzi haberi, Zakaryan haberi mesela. Zakaryan'la ilgili bir duyumun var mı? Yani çok zor. Çok zor. Zakaryan aslında
bitmiş bir transferdi. Ama işte Ermeni Türk meselesi, Azerbaycanlı arkadaşların tavrı, onların sert çıkması vesaire bu işi bozdu Musa. Ya ben olacağına inanmıyorum. Keşke olsa ama çok isterim yani. Spor dostluktur, spor barıştır, spor kardeşliktir. Keşke olsa yani. Parades planı Musa. Galatasaray Torreira'nın kalıyorum demesi sonrası harekete geçti Parades planı. Musa net bir şekilde biliyorum yine. Parades birinci opsiyon değil. Birinci opsiyon Renato Sanchez. Renato Sanchez de Mallorca'yı bugün reddetmiş Musa. Ama Parades'le ilgili endişem, daha doğrusu bizim teknik ekibin endişesi şu: çok sert ve çok agresif bir futbolcu. Sahada çok fazla sarı kart, kırmızı kart görebilecek bir futbolcu. Bizi birçok maçta direkt kırmızıdan bile yakabilecek bir futbolcu Musa. Ya bir de şöyle bir lig, böyle bir MHK varken bu tarzda böyle agresif oynan. Mesela Torreira'nın ayağı temiz, biliyor musunuz arkadaşlar? Bak, o ölçekte bir adam. Basit oynuyor. Basit oynuyor. Oliveira'nın veya Kerem'in attığı mesaj şeyleri, pasları atamıyor Musa. Evet. Şimdi Torreira, şuna geleceğim yani. Torreira basit oynamasının ziyade çok böyle için agresif, böyle gattar futbolcular vardı ya, öyle bir oyuncu değil. Mesela öyle bir oyuncu olmuş olsaydı konumu, mevkisi gereği Torreira çok kırmızı kart görürdü. Parades'te böyle bir hakem triyosu varken diyelim, net bir şekilde Galatasaray 10 kişi tamamlar her maçı. Evet, Mapollo 58 aynen çok kart görüyor demiş. Adem Erdemli, Renato Sanchez derim. Renato mu Parades mi diye sormuşsun. Renato Sanchez derim ama Musa çok kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçtikten sonra. Çok kapsamlı. Turgay Önel, bu TFF'yi ve Organı MHK'yı, Lale Orta'yı o kadar eleştirdikten sonra neden destekleme kararı alırız ki? Yani ben biliyorum da konuyu söylemek istemiyorum. Yani diyeceksiniz ki Eyüp abi bu konulara girme. Bence de desteklememeliyiz ama dikkat ettiyseniz bütün kulüpler destekledi. Beşiktaş hariç. Beşiktaş böyle o puanların silinmemesinden dolayı işi kan davasına çevirdi Musa. Beşiktaş dışında bütün kulüpler destekledi yani. Ali Koç da mesela, değil mi? Haksızlığa uğradık, şu oldu, bu oldu. Ne oldu? Günün sonunda gitti, şeyi destekliyor. Evet. Mehmet Büyüktekşi destekliyor. Aynı şey bizim için de geçer. Yani Lale Orta Galatasaray'ın kaç puanını gasp etti Musa? Lale Orta ve hakemleri. En azından mesela biz Lale Orta'yı istifaya davet ettik. Mesela tabii konumuz transfer olduğu için bunu soramadık da, Lale Orta bu sezona devam edecek mi yani, merak ediyorum. Lale Orta değil, Cüneyt Çakır olacak Musa. Evet, çok anlamlı bir mesaj var. Lütfen yayını Eyüp Yıldız için beğenelim. Eğer yayında Fenerbahçeli dostlarımız varsa onlar da Musa Yıldız için beğensinler demiş. Teşekkür ediyorum. Sağ olsun Hasan Arvan'a. Teşekkürlerimi sunuyorum. Zaniolo ya, iki talip var. Galatasaray'ın İtalyan oyuncusu, Avrupa kulüplerinin gözdesi oldu. Zaniolo'ya iki tane talip var arkadaşlar. Bunu hep alıyorum. Şundan dolayı alıyorum. Sürekli bu konuda soru geliyor. Arkadaşlar, Zaniolo'yu tutmak istiyoruz. Zaniolo'nun kalmasını istiyoruz. Ama sürekli bir şekilde de kulüplerden teklif geliyor. Zaniolo'yu ikna ederlerse Galatasaray'ın hesabına da 35 milyon euroyu yatırırlarsa Zaniolo'yu alırlar giderler. Bunu da yine belirtmiş olalım. Ve Musa, Galatasaray'a önerilen iki yeni santrafor. Bir tanesini biliyoruz, bir tanesi de bugün çıktı. Bu iki santrafor menajer